Hasan Bey siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili HDP'li seçmen abi. sizce kime oy verir kime oy vermez HDP'li seçmen Ekrem Imamoğlu neden isterler? Ya şöyle söyleyeyim Hakan Bey'in anlattığı şeye bütün katılıyorum yani Cumhuriyet Halk Partisindeki karar vericiler Hakan Bey'in tarif ettiği gibi düşünüyorlar başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere bir aday sakıncalı olmayan bir aday tespitinde uğraşacaklar ama ben e, nihai kararın Cumhuriyet Halk Partisi'nde verilmeyeceğini uzun süredir söylüyorum. E, o anlamda Hatay Belediye Başkanı'na katılıyorum. Yani bir, bir şekilde idare işaret edilecek e, Millet İttifakı'nın adayı. E, o işaret edicilerle müzakerenin sonucunda ortaya çıkacak. Yani muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu da, Ekrem İmamoğlu da, Mansur Yavaş da her kim gönlünden adaylık geçiriyorsa veya... Millet İttifakı'nın dışarıdan işte uzun süre Abdullah Gül konuştuk, Ali Babacan falan konuşuluyor. Bu isimler yurt dışını ikna turlarına başlayacaklar. HDP'yi ikna turlarına başlayacaklar vesaire. Yani HDP'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de İyi Partisi'nin de kendi İyi Partisi'nin de, Partisi de kendine has planları var. Yani İyi Partililere sorarsanız Meral Akşener'in adayı olmasını istiyorlar ve hatta Cumhuriyet Halk Partisi işte seçmeni veya tabanı, delegesi, onların gönlünden bir şey geçiyor olabilir ama onlar en nihayetinde parti yönetiminin belirleyeceği isim üzerine gitmek zorunda kalacaklar. Aslında bu müzakerelerin bir parçası bu tür açıklamalar. Yani HDP'den İmamoğlu oy alabilir. Ifadesi durduk yere çıkmıyor ortaya. O aslında İmamoğlu ekibinin e, bu işe saldırmasının aslında bir göstergesi. Bakın HDP oyları bizden yana olur. Muhtemelen bunun dış bağlantılarını da kuracaklar. Dışarıda müzakereler vesaire olacak. Ee, ama en nihayetinde CHP'nin yönetim kadrosu mu bundan e, şey çıkar, kazanan olarak çıkar tek belirleyici olmayacaklarını düşünüyorum. Ee, ama onlar da şeyi ikna etmeye çalışacak. Karar alıcıları ikna etmeye çalışacak. Hasan Bey özür dilerim. Koltuğu kaybetme durumu söz konusu olursa Amerika'yı bile dinlemezler. Ama Amerika'yı dinlemediğinde de koltuğu zaten kaybeder. Yok. Bence koltuk da bu, bu zamana kadar tutulmasının tek sebebi e, o düşük profille kendisi dışında birisini aday gösterebileceğine dair verdiği imaj. ya Ben öyle düşünüyorum. Ya mesela işte Deniz Baykal koltuğu nasıl kaybetti? Bir operasyonla kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu da ŞAK diye böyle bir operasyona kurban gidebilir. O yüzden uyumlu çalışmak zorunda. O yüzden uzun süredir uyumlu çalışıyor. Ee, bu mücadele esnasında birçok faullü hareket çıkacaktır ortaya. Bence faullü hareketlerden bir tanesi de bu. Ve HDP İmamoğlu'na oy verebilir. HDP oylarını almak istiyorsanız İmamoğlu demelisiniz. Mansur Yavaş'ı derseniz HDP oylarını alamazsınız imaları yakın zamanda gelecek. Ama buna karşılık Mansur Yavaş da işte ben AK Parti'den oy alabilir mi ima edecek. Veya Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu da kendisinin HDP'den oy alabileceğini ima edecek ama... HDP'lerin HDP'lerin sanırım birinci tercihi şey olur. Ya yani İmamoğlu olur. İmamoğlu. Hem ya yani parti şeyinin yönetiminin birinci tercihi İmamoğlu olur. Çünkü onlar o turları uzun süredir atıyorlar. Yani bu Kayyum atanması meselesinde vesaire meselesinde İmamoğlu sürekli HDP ile yakın temasta olduğunu gösterdi. Göstermeye de devam edecek. Ee, öyle bir politikayı belirleyecek. Çünkü CHP ve İyi Partili seçmenlerinin oylarının zaten çantada keklik olduğunu düşündüklerinden e, asıl e, oynamaya çalıştığı yer bence HDP tarafı. E, ama bu hani geniş ittifak hesaplarında nasıl oturur bilmiyorum. Yarın öbür gün mesela İyi Parti. Başka bir pozisyon belirleyebilir. Yani onlar adaylarını çıkarma e, çabasını gösterebilirler. E aslında çok karmaşık bir şey ama iki şey bence çok belirleyici. Birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti yönetiminin e, yönetimde kalma çabası çok belirleyici olacak. İkincisi onların e, dış bağlantılarla yaptığı müzakereler çok belirleyici olacak. Ee, Kısa bir şey ilave edeceğim. Buyrun. Ankara beni bağışlasın bir dakika kadar. Önemli değil. Estağfurullah. Bu muhalefet için iyi senaryolardan birisi e, ilginç olabilir. Çünkü o kişi aday olursa Kemal Kılıçdaroğlu da koltuğunu koruyabilir. Kimmiş? O sayede muhalif seçmen, ben seçmene zaten seçmen olayları yani bazı konuları yanlış algılıyor. Gerçekleri çok takip etmedikleri için, bilmedikleri için bazen. E, o da şu, <laughs> şimdi seçimden sonra... 47-46 ile kaybetse de ya da kazansa da CHP'de genel başkan değişimi olmayacak iki tane senaryo var. Birisi Meral Akşener'in adaylığı. Çünkü Meral Akşener aday olup 45 ile seçimi kaybetse de İyi Parti'ye geri döner. Tabii İyi Parti'ye geri döner. İyi Parti onu alır. E zaten 45 almış biri. CHP'de de en azından genel merkez şu söylemini sürdürür. Ben, ben Teste girmedim. Ben görevime devam ederim der. Dolayısıyla böyle bir ihtimali var. İyi yani olabilir ihtimallerden birisi. Bir de ilan kesicinin adaylığı. Çünkü ekonomi konuşacak, toplumun en çok duymak istediği konu para. Ve ilan kesici 45 ile kaybetse de ya da 52 ile kazansa bile CHP'de genel başkan olması çok zor olur. Diye düşünülür. Halbuki olabilir. O da olabilir ama Böyle düşünülerek bu iki kişiden birisi yani Meral Akşener veya İlan Kesici adaylığı muhalefet için e, en azından CHP'de genel başkanlık koltuk değişmeyecek. Birinci planda önemli koltuğun değişmemesi olduğu için yani Vatan, Millet, Saka her şey üçüncü plan. Birinci plan koltuğu kaybetmemek. Olduğu olacağı için bu iki kişinin senaryosu daha kuvvetli. Ama Ekrem İmamoğlu oy alır mı? Doğru senaryo mudur? Doğru senaryodur. Hı hı. Hulki Bey siz ne diyorsunuz? HDP'li seçmen Ekrem İmamoğlu'na mı oy verir oy verir? Vallahi <laughs> adaylar, adaylar adaylar arasında o önde gözüküyor HDP'nin gözüne giren adaylar arasında. Hı hı. Aslında bunları tabii çok konuştuk. E, ko yapılan açıklamalara katılıyorum. Hı hı. Şimdi CHP'nin yönetiminde şöyle bir yaklaşım var. Hani eskiden küçük olsun benim olsun diyor CHP diye eleştirilirdi. Yine CHP'liler tarafından niye iktidar olamıyor diye. Şimdi bugün de onu farklı bir şekilde söylersek devran nasıl devam edecek? Devran ne demek? Kendi devirleri yani yönetimdeki CHP yönetimdeki insanların kendi devranı dönemi nasıl devam edecek? Hakan Bey orada çok haklı. Biz de uzun zamandır söylüyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı şöyle bakıyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimi gelir geçer bugüne kadar da kaç kere yapıldı zaten bizim oyumuzda belli her seferinde bir şeyler deniyoruz olmuyor e, vatandaşın şunu ayırt etmesi ve algılamasında fayda var özellikle CHP'li seçmenin şimdi biz CHP'li seçmen olarak vatan millet bayrak diyoruz ya İşte AKP gitsin diyor ya CHP sanki bunda samimiymiş gibi algılıyoruz öyle bir samimiyet falan yok. Samimiyet olsa o CHP yönetiminde bugüne kadar AKP yerine kendisine iktidar yapacak politikaları uygulardı. Yani hem hem o hem bu, ne o ne bu politikası olmaz. CHP'de o, CHP'de bir homojen bütünlük yok ki. En azından dışarıya karşı verdikleri görselde, sahnede, görüntüde böyle bir e, bütünlük yok. Her partide farklı fikirler yok mu? Var. MHP'de de var, AKP'de de var. Ama dışarıya karşı kol kırılır, yeni içinde kalır orada. Ama CHP öyle değil. Ve bunu da e, çaresizlikten kaynaklandığı için şöyle açıklıyorlar. Efendim işte demokrasi budur, bizde biat yoktur, biat olmadığı için insanlar özgürdür. Ya yani Demiyorlar ki her kafadan bir ses çıkar bizde, bizde kaos vardır, biz sürekli kongrelere gideriz. Bu bizim genetiğimiz, siyasal genetiğimiz olmuştur demiyor. Yani bize şunu gösteriyor CHP yönetimleri. Düşmeyi uçmak zannediyorlar. Düşüyorlar ama diyorlar ki biz uçuyoruz. Ya uçmuyorsun sen düşüyorsun sürekli. Sürekli düşüyorsun. Sonra bana her seçim öncesi Buyur, hangi... Uçuyorsan ha. niye kol bacak kırılıyor değil mi? Düşüyorsun ki kol bacak kırılıyor. Doğru konamıyorlar demek ki ya. <laughs> Şimdi hani senin ifadenle hop nereye yani? Şimdi her seçim öncesi farklı söylemlerle işte bir puanımız attı, iki puanımız şöyle oldu. Mehter takımı gibi iki adım atıp sola selam verip, iki adım daha atıp sağa selam verip, yani Mehter takımı hani iki ileri bir geri diyorlar ya yanlış, iki adım atıp durup sağa, sonra iki adım daha sola selam verme. Şimdi CHP nereye selam veriyor? CHP kitle partisi, toplumun tüm kesimlerini kucaklamak zorunda. Kucaklaması gerekir. Ama öyle değil ki en başta yani CHP yöneticiler şimdi benim aklımda neler söylüyor? Kızıyorlardır. En iyisi şey desinler, Ya aldırmayalım biz e, üstüne gitmeyelim ki rahat edelim burada desinler. Şimdi en azından CHP'de Atatürkçüler barınamıyor. Yani her kesimi kucaklaması lazım diyorum ya. Atatürkçü kesimi kucaklamıyor. Atatürk ya işte bu programda ben gene hani sana demiştim ya bayramda CHP'nin üzerine çok gitmeyelim diye. Şimdi bayram bitti. Bitti mi? tabii atış serbest. Yok. Şimdi e, kendilerini iktidara getirecek herkesin aklı başında olan CHP'ye oy veren seçmenlerin aydınların söylediği pek çok şey var. Hiçbirini yapmıyor ve CHP'nin yaptıklarına da bizler şaşıyoruz. Ama CHP'ye oy vermeye devam ediyoruz. Yani Einstein'ın dediği gibi aynı hareketi yaparak farklı sonuçlar bekleyen e, insan olmuş oluyoruz. En azından kendi ağzımıza söyleyelim. E, İmamoğlu'nu mu istiyor HDP? Evet onu istiyor. Ya da İmamoğlu gibi birisini istiyor. İmamoğlu'ndan da zaten e, yani o da mehter takımı gibi iki adım atıp sağa sola selam veriyor. Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu getirdim diyor. Fatih Sultan Mehmet'in tablosu da ben de Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu yapsam hiçbir değeri olmaz. Onu yapan ressam değerlidir diyor. O yüzden getiriyor. C Cellini miydi? Cellini. O da değilmiş. Atölyesinden ha, o, o da çıkmış. değil. Atölyesinden çıkan biri. Ya ha, ben, Onun bir, imzası yok. Gerçekleri söylüyoruz. O tarihte söyledik. Evet imzası yok dedik. İki fotoğrafta Fatih Sultan Mehmet'in kulağını yaklaştırsanız hani orijinal e, Fatih portresiyle bakıyorsunuz çok açık yani. ilkokul çizimi gibi. Bunlara işte muhafazakar kesimden oy almak için Fatih'in biz evladı Fatih Han'ız diyen seçmenlerden oy almak için bak biz de Fatih'in evladıyız portresini getirdik diyor. Ama getirdiği tablo hiç hakkında açıklamaları yapamıyor. E, Atatürk Mesela ben İmamoğlu'ndan e, yanlışım varsa kusura bakmasınlar sen de kusura bakma Melik. Atatürk hakkında çok böyle güçlü söylemler çıktı mı? Hayır. Mesela politikalarında. Atatürk'le ilgili özel günleri kastetmiyorum. 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs yani onları Yani hassasiyet gözetme yok. Yani mesela bizim söylediğimiz kadar Atatürk'ü dillerinde anıyorlar mı? Ruhlarında anıyorlar mı? Zihinlerinde anıyorlar mı? Yapmıyorlar. Çünkü CHP'de yıllar önce söylenen bir laf vardı. Atatürk'ü fazla söylemeyelim seçim öncesi. Atatürk'ü anmak bize seçim kaybettiriyor dediler. E canım Atatürk'ü an da namusunla kaybet canım. Yani bir maça çıkarsın ya sen kazanacaksın ya karşı takım. Ama şerefin de yenil yani. Şike yapma. Şimdi Atatürk şikesi yapmasın bazı CHP'li yöneticiler. Atatürk şikesiyle bize gelmesinler. Atatürk'ü samimi olarak söylesinler. İmamoğlu mesela İstanbul'u ben Atatürkçüyüm diyerek kazanmadı ki. Şimdi mesela Cumhurbaşkanı adayı olsa kim Atatürkçü? Ben bir Atatürkçü aday arıyorum ona oy vermek için. Kim mesela? Eee... HDP ile CHP ilişkisinde AKP'yi de üçgene da şey Amerika'yı da ABD'yi de üçgene dahil edelim. Biden herhalde diyor ki ya da Amerikan yönetimi HDP ile CHP birlikte yürüyecek. Beraber yürüyeceksiniz siz bu yolları diyor. O yüzden bunların birbirlerine ayrılmaları mümkün değil. Amerika'nın isteğine uygun olarak HDP'yi dışlamayacak, HDP'nin elinden tutup ileriye götürecek bir politikayı Bugünkü CHP yönetimi yapmak zorunda. Ben öyle görüyorum dışarıdan. Çünkü HDP'yi Amerika tutuyor. E, CHP de Biden'la arası iyi. E, o zaman bunların ağabeyleri Biden oluyor. Biden bunlara ne derse hani Trump diyordu ya bazen çocukları kavga ettiriyor. Hani Türkiye ile Yunanistan'ı nereye diyordu? E, çocukları kavga ettirip de sonra barıştırmak gerekir diyor diye eski başkan Trump. Onun gibi şimdi Biden'da Türkiye'deki çocukları CHP yönetimini ve HDP yönetimine kavga ediyormuş gibi bazen birlikte değillermiş gibi ittifakta değillermiş gibi ya da zaman zaman birlikte fotoğraf vermeyerek e, davrandıkları gibi öyle gösteriyor ama Hı -hı. ayrılamazsınız diyor. Siz kardeşsiniz. E, HDP'nin evet HDP'nin şimdi Anayasa Mahkemesindeki davasının sonucuna bakacağız. Hı -hı. HDP hakikaten iddia edildiği gibi PKK'nın siyasi örgütü mü, aygıtı mı ona bakacağız. Anayasa Mahkemesi derse ki ben böyle bir bulgu bulmadım. O zaman biz de yargıya saygı duyarak diyeceğiz ki HDP de böyle bir partidir. Bugüne kadar hazineden aldığı paraları da hak etmiştir. Ama Anayasa Mahkemesi derse ki ben bu belgeleri buldum, inandım, yargıladım. HDP PKK ile birlikte hareket ediyordur derse bugüne kadar bizim vergilerimizle HDP'ye yapılan hazine yardımlarında helal etmiyoruz. Yani bizden vergiler toplanarak HDP'ye hazine yardım yapılır mı? Eğer PKK ile ilişkisi yasal olarak kabul edilirse. Şimdi bunlar da ona göre değil. denklem değişebilir diyorsunuz şimdi bizim konuştuklarımızın hepsi. Tabii ki tabii ki Türkiye burası. Her an her gün denklem değişir. Hulki Bey şimdi aslında Millet İttifakı'nın adayı için öyle bir e, tasvir yaptınız ki Sanki kendinizi anlatıyorsunuz diyeceğim. Ee, onu da bir söylemeden geçmek istemedim. Tabii, tabii. Adayda hangi özellikler olmalı sorusuna yanıt vererek. Hulki Melik Bey aldı. sonra ya. ben kısa bir var. Melik Bey, sizin fikriniz nedir? Çok teşekkür nedir? ederim de ben size bir şey söyleyeyim. Pardon. Melik'e gelmeden bana yaptığınız iltifata bir cevap vereyim. Bugün bırakın Hulki'yi, Hakan'ı, Hasan'ı, Melik'i, Sultan'ı bırakın. Atatürk dirilip gelse bugün... Öyle bir Atatürkçülük yaptılar ki Türkiye'de anlattılar Atatürkçülüğü o hale getirdiler ki Atatürk bugün gelse ne CHP'ye genel başkan olabilir o delege yapısıyla ne de seçim kazanabilir. Çünkü çok farklı bir Atatürkçülük anlatıldı. Yani vatandaşlar "Aa bu Atatürkçülük değil." der. Hı. Çünkü Atatürk'ün kuvvetler ayrılığı konusundaki fikirlerini topluma başka türlü anlattılar. Atatürk'ün misaki millisini çok andılar. Misaki milli, misaki milli dediler. Pek çok kişi Atatürk'ün misaki millisinin ne olduğunu bilmez. Sınırlar neyi kastettiğini bilmez. Atatürk'ün nutku nutku derler. Atatürk'ün nutukları bedava dağıtılmıştır ama nutuk öyle kolay okunacak bir eser değildir. Ne kadar Türkçeleştirirsen Türkçeleştirin. Atatürk'ün nutkunu anlamadan o dönemi Atatürk nasıl anlatıyor bilmeden Atatürkçü olamazsınız. Bir de son olarak uzatmayayım. Atatürk'ün politikalarını bugün partinize egemen kılmazsanız Atatürkçü olmazsınız. Onun için ne hulki ne başkası gelse Atatürkçülük adına iktidar olması mümkün değil. Peki. Melik Bey sizinle devam edeceğim ama sizin eklemek istediğiniz bir şey mi var? Hakan Bey öyle Melik baktınız. Bey çok bekledi. İsterseniz Melik Bey'den sonra mı söyleyeyim Melik Bey? Yok ya estağfurullah. Yok yok Hakan Bey buyurun. Peki teşekkür ederim. İki şey söyleyeceğim kısa kısa. Bir Şimdi mesela yanlış politikalar izleniyor. Onun için bu dünya rekoru kırıldı dedim ya mağlubiyet dünya rekoru. Bu arada hakiki dünya rekorudur. Onu bir kez daha not düşüyorum. Bütün demokrasileri inceleyin. 11 seçim boyunca iktidarın aldığı oyun yarısı kadar oy alıp başarılıyım diyen ikinci bir örnek dünyada bulamazsınız. Bakın muhafazakar seçmenden oy bekliyor bu zihniyet. Ona göre aday yapıyor. Ona göre parti yönetimine insan alıyor. Ya bunu yani 13 yaşında bir genç çocuk bile bilir. Bir kız bile bilir. Muhafazakar seçmenden bir tane oy gelmez yahu size. Ama mesela 14 puanlık bir CHP oy verme potansiyelinde milliyetçi seçmen var. Buna hitap edecek bir tane söylem geliştirilmiyor. Ya böyle bir şeyi mesela hayretlerle izliyorum. Bu bir söylemek istediğim. Zaten belli yani olaylar nasıl bu hale geldiği belli. Şey. İşte anlayın yani bu politikalar yani. Ha bu arada CHP demiyorum, ısrarla söylüyorum. Orada binlerce süper adam var. Her biri genel başkan olacak seviyede bir sürü insan tanıdım. Ne yazık ki işte meşhur laftır. Ee, i̇kinci bir şey daha. Merak ediyorlar. Diyorlar ki efendim toplumun yapısı gereği sosyolojik nedenlerle CHP oyalamıyor. Şimdi böyle böyle palavraları bırakın. Ecevit bunu kanıtladı. 42'yi aldı çatır çatır. Niye? Süper hatipti. Çok iyi konuşuyordu. Ses tonu vardı. Bilmem neyi vardı. 3 tane, 4 tane özelliğini sayarsınız rahmetli Ecevit. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi size. Toplum niye oy vermiyor biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Bir insan kendisinin yeteneğini, yeteneği olmadığını bildiği halde bir yere yapışıp kalmışsa seçmen bunu anlıyor. Ve çok ayıplıyor. Ya diyor sen biliyorsun, görüyorsun, yapamıyorsun bu işi. Hala yapışmışsın. İnat gibi de bir sürü insanı da ateşe atıyorsun. O yüzden vermiyorlar. Diyeceksiniz ki canım, bu yüzden mi vermiyorlar? Vallahi en önemli sebeplerden biri budur. Sadece bunu söylemek istedim.